haliyle Erasmus maceramın nasıl başladığını anlatacağım. Bu gerçekten benim için çok özel, çok duygusal bir hikaye. Ancak birazcık daha kısa geçeceğim buraları. Belki başka bir videoda daha detaylı anlatırım. En basit ve temel haliyle sizin de nasıl Erasmus yapabileceğinizi anlatacağım. İsterseniz üniversitede olun, isterseniz üniversiteden mezun olmuş olun. Çünkü ülkemizde hala böyle bir algı var. Erasmus sadece okurken yapılır, sadece üniversitede yapılır. Böyle bir şey yok. Üniversite okumamış olsanız dahi Erasmus'a katılabilirsiniz. Bahsettiğim program Erasmus Plus. Yani 18 yaşından 30 yaşına kadar gençlerin katılabileceği bir eğitim programı. Kısaca kendimi tanıtacağım. Ben sizin 22 yaşındayım. Şu an Erasmus'lu olmamın üniversite okumamla hiçbir alakası yok. Üniversite okumamış olsanız da veya bitirmiş olsanız da Erasmus'a gidebilirsiniz. Ben bugün Estonya'dayım. Hatta ben bu yıl Estonya'dayım. Yaklaşık 2 hafta önce buraya geldim. Hatta 13 gün oldu diyebilirim tam olarak eğer detay vermem gerekirse. Burada bir evim var, burada bir işim var, arkadaşlarım ve hayatım var. Muhteşem gidiyor her şey. Çünkü işim çocuklarla olmak. Bir anaokulunda çalışıyorum küçük çocuklarla birlikte ancak onlar Rusça konuşuyorlar. Şimdi size bugün Erasmus'a nasıl başladığımı anlatacağım. Tek hedefim gerçekten umarım insanlara ilham olabilirim ve bunu isteyen gençler olduğunu biliyorum. Ben de Erasmus'a gelmeden önce ve bu programa katılmadan önce diyordum ki insanlar nasıl yapıyorlar? Hani bir yerden mi buluyorlar, bir akrabadan mı duyuyorlar? Nasıl yapıyorlar? Veya şu internetteki siteler bana hiç güvenilir gelmiyordu. Hani diyordum ki bu öyle bir programla nasıl güvenebilirim de yurt dışına gidebilirim? Nasıl giderim? Yani tamamen delilik gibi geliyordu bana. Ailemi bırakıp yurt dışına gitmek, orada bir hayata başlamak. Ancak şimdi baktığımda o kadar kolaymış ki. Sadece biraz cesaret ve adım atmak gerekiyor. Her şey şu şekilde başladı. Ben geçen senenin sonlarına doğru Finlandiya'yı amcamı ziyaret etmeye gitmiştim. Finlandiya'da yaklaşık 2 ay kaldım ve oradaki yerleşik insanların nasıl yaşadığını, dillerini, kültürlerini, tecrübelerini hepsini anlamaya çalıştım. Ve bizim yaşadığımız hayattan daha farklı bir dünyada olduğunu keşfettim. Bu sırada Avrupa'da olduğum için biraz daha rahattım ve Erasmus projelerine bakıyordum. Ancak hiçbirinin beni kabul edeceğini düşünmüyordum. 2 aylık tatilimden sonra İsviçre'yi gezdim. Sonrasında Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye geldiğimde şöyle bir geri bildirim yaptım kendime. Her şey çok güzeldi. Gerçekten yurt dışında yaşamak istiyorum. Orayı çok sevdim. Oradaki insanların hayatını, yeni şeyler öğrenmeyi, farklı bir dil konuşmayı, hatta bazen kendi içimde İç sesimle bile İngilizce konuşuyordum ve bu benim çok hoşuma gidiyordu. Kendimi geliştirdiğimi hissediyordum. Gerçekten böyle düşündüğüm için Avrupa'da yaşamayı çok istedim. Ve Türkiye'ye geldiğimde belli bir süre ara verdim hayata. Düşünerek nasıl yaparım, nasıl yaparım, nasıl yaparım. Her şey tam olarak burada başlamadı. Çünkü bir işe girdim ve uzun soluklu bir şekilde işe girdim. Yaklaşık 8 ay boyunca bir otelde çalıştım aşçı olarak. Ve gerçekten oradaki tecrübelerim de çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Benim en uzun kapsamlı ve en profesyonelce çalıştığım iş yeriydi diyebilirim. Ve kendimi de iş olarak çok geliştirdim. Karakter olarak büyüdüğümü hissettim. Neyse, bu iş devam ederken birden bir gün Instagram'da gezerken en sevdiğim aktivite. Çok yorgun bir şekilde eve gelmişim, oturmuşum storyleri geziyorum derken birden karşıma bir reklam çıktı. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Yani buna inanmama lüksüm yok. Gençlik ve Spor Bakanlığı yani tamamen hükümete bağlı. Tamam. Beni kaçırmayacaklarını ikna olabilirim belki de. İşte başlık şu şekilde. Estonya'ya bir haftalık eğitim projesi. Projenin adı Games Laboratory. Yani oyun laboratuvarı. Ama bunu kimseye açıklayamadım bu şekilde. Hani oyun laboratuvarı dediğimde oyun mu oynayacağız? Kimya ile ilgili bir şeyler mi yapacağız? Steteskop, mikroskop, oyun, play, futbol falan. Hepsi çok karmaşık ve ben bile tam anlayamamıştım. Yani detayları okuduğumda tamam kafamda bir şeye alıştım ama insanlar ne yapacaksın diye sorduğumda ben böyle oyun laboratuvarı. En sonunda kendimi ikna ettim. Bu bir Erasmus projesi. Gittiğimde görmem gerekiyor bunun ne olduğunu tam olarak. Normalde bir şeyleri ertelemeyi seven bir insanım. Ancak bunu erteleyemezdim. Yani şöyle yaparım mesela. Telefonumun notlar kısmına girerim. Projeye başvur. Ekran görüntüsü al. Tamam. Benim için o iş tamamlandı. Yani yapmamış olsam bile benim için tamamlandı. O gün dedim ki sizin bugün buna başvuracaksın. Yani şu an duruyorsun, bir işin yok. Buna başvuracaksın. Başvuru sitesine girdim. Adım, soyadım. Bu projeye neden başvurmak istiyorsunuz? Of. Çok uzun. Çünkü burada ikna edici bir şeyler yazmam gerekiyor. İnsanların arasından kendimi seçtirmem gerekiyor.
Şu şekilde başladım. Hazır mıyız? Anlatıyorum. Bahsettiğim gibi sene sonunda Finlandiya'daydım ve Estonya Finlandiya'ya çok yakın. Yani 2 saatlik bir gemi mesafesinde. Finlandiya'dayken Estonya'yı, Tallinn'i ziyaret etmeyi çok istedim ama korktuğum için başaramadım. Ve tek başına başka bir ülkeye gitmek bana gerçekten korkutucu geldi. Çok istedim ama yapamadım. Son gün pişman oldum. Artık Türkiye'ye döneceğim gün dedim ki niye gitmedim? Ama yani gerçekten o an yapamazdım. Bunu hissediyordum. Ama şunu da biliyordum. Bir gün Estonya'ya gideceğim. Bir gün Estonya'ya gideceğimi gerçekten biliyordum. Çünkü bu işler olmadı. Gitmek istedim, yapamadığım mekanda dedim ki sizin gideceksin. Bir gün gideceksin. Ama sonrasında o bana inanılmaz bir şekilde uzak bir fikir olarak gelmeye başladı. Çünkü bir işim var, bir hayatımı kurmaya çalışıyorum. Hani neden bir anda Avrupa'ya, Estonya'ya gideyim? Neden gitmek istediğimi anlatırken bunları yazdım. Finlandiya'ya gittim. Estonya'yı görmeyi her zaman çok istedim ama birazcık korktuğum için bunu yapamadım. Ama şimdi o cesareti kendimde hissediyorum. Ve bir eğitim programına gerçekten çok hazırım. Şu an onu görmeyi çok istiyorum. Orada bulunmayı çok istiyorum. Sizlerle tanışmak için çok heyecanlıyım. Ve her zaman için hep bir enerjim var. İçimde bir enerji patlaması yaşıyorum. Sizlere de bunu yansıtmaktan mutluluk duyarım. Umarım birlikte tanışırız ve güzel günler geçiririz. Güzel bir aktivite olur. Bunları yazdım. Sonrasında şöyle sorular. Daha önce bir programa katıldınız mı? Hayır. Erasmus'a gittiniz mi? Hayır. Ama bunları derken diyorum ki galiba seçilmeyeceğim. Yani neden seçileyim ki? Bunları hissediyorum. Her neyse başvurumu yaptım. Gönderdim. İçimde hala yani bakalım ne olacak. Sadece benim için bir fikir. Kimseye söylemedim böyle bir şeye başvurduğumu. Ertesi gün kalktım. Sabah 6'da yine işime gittim. Birkaç gün sonra e-posta adresime şöyle bir mail geldi. Sevgili Sezin, projeye katılma talebinizi aldık ve sizinle bir görüşme yapmak istiyoruz. Bu bir toplu görüşme olacak. Yaklaşık 15 kişi. Ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bir gençlik merkezinde bulunuyor. Harika. Yani bilmediğim bir yere gitmeyeceğim. Çünkü böyle şeylerden çok korkan bir insanım. Yani sırf Erasmus için gerçekten bir heyecanı, maceraya atılmaya gerek yok bilmediğim bir yere. O gün iş yerindeydim ama gitme gitmeme işini hala düşünüyorum. Şu an iş yerindeyim. Nasıl gideceğim? Nasıl izin alacağım? İzin verecekler mi? Gitsem ne olacak? İşte ya seçilmezsem? Hep seçilmemekten korktum. Ama yani içimde de bir istek var. Dedim ki gitmem gerekiyor. Yani olmayacaksa bile ne olduğunu görmek istiyorum. Çünkü bana çok yakın. İş yerimin hemen yanındaki bina Uluslararası Gençlik Merkezi'ydi. Yani inanılmaz bir şans. İş yerinden izin aldım. Yarım gün falan izin aldım. Ve gençlik merkezine gittim. Orada birkaç insan daha toplaşmış böyle dolaşıyorlar falan. Dedim ki evet bunlar benim rakiplerim galiba. Onları ezmem gerekecek gitmek için. Asla kendime inanmıyorum. Asla güvenmiyorum. Ve nasıl bir şey olacağını da bilmiyorum. Her neyse saat geldi. Hepimiz toplu bir mülakata girdik. İşte teker teker kendimize anlatıyoruz. Şu yaşındayım. İngilizcem şu seviyede. Şunları yapmayı severim. Bunları yapmayı severim. Sıra bana geldi. Ben böyle konuşmalarda nereden başlayacağımı bilemem. Ama başladığımda çok iyi anlatırım ve duramam. Birden başladım. İşte gastronomi mezunuyum. Yemek yapmayı çok seviyorum. Şu an aynı zamanda bir otelde çalışıyorum. Çalışırken eğitim almayı seviyorum. Bir dans kursuna gidiyorum. Orada asistanlık yapıyorum. Dans etmeyi de çok seviyorum ayrıca. Küçük bir YouTube kanalım var. Oradan da üniversite eğitimleri hakkında videolar çekiyorum. Bazen gezi, bazen böyle eğlenceli videolar çekiyorum. Sonrasında her zaman için eğitimime çok önem veriyorum. Hala eğitim almak istiyorum ve bu eğitimi görmek beni çok heyecanlandırdı, çok şaşırttı. Çok böyle içimde farklı hisler uyandırdı ve gerçekten oraya gitmek istiyorum. İngilizcem iyi seviyede dedim. Sonra mülakatı yaparken şöyle bir soru aldım. Peki bu konuşmanın devamını İngilizce devam edebilir misin? Olur. Ederim tabii ki de. İngilizce devam ettim. Zaten anlattığım şeyler çok keyif alarak yaptığım, çok sevdiğim, hayatımda beni ben yapan şeyler. Ve bunları İngilizce'de anlatabilirim tabii ki de. Karşımdaki kişi dedi ki, Sezin'in İngilizcesini duydunuz. Şu an Sezin'le atışabilecek olan var mı İngilizce'yle? Kimseden ses çıkmadı. Ben de böyle biraz dedim ki herhalde şu an iyi bir yerdeyim. Yani bu grup içerisinde tamam biraz ilgi çektim. Yani belki de bir yere gidebilirim. Bu ilgiyle birlikte bir şeyler olabilir. Uluslararası proje yetkilisi dedi ki sizin bizi zaten senin gibi bir enerji arıyoruz. Şu an böyle
etrafı patlatabilecek, gittiğinde hem ülkemizi güzel temsil edebilecek, hem kendini anlatabilecek, açıklayabilecek, hem de her şeye koşacak. Yani yardımcı olacak ve bizi memnun edecek, onları memnun edecek. Geri bildirim olarak çok iyi anlaşabileceğimiz bir kişi arıyoruz. Ben de bu konuda gerçekten heyecanlandım ve dedim ki galiba evet bir şeyler oluyor. Her neyse, toplantımız bitti. Teşekkür ettik, tanıştık herkesle ve çıktım. 3 gün sonrasında telefonum çaldı. Bilmediğim bir numara. Normalde asla açmam. Ama o an açma hevesi uyandı içimde. Çünkü bir görüşme yaptığımı hatırladım. Telefonu açtım. Aynı beyefendi. Ve şöyle konuştuk. Sizin merhaba. Biz senin projeye katılma talebini değerlendirdik ve kabul ediyoruz. Ayrıca seni ekip lideri olarak seçtik. Kabul eder misin? İnanılmaz! Ya bu kadarını ben bile beklemiyordum. Muhteşem bir deneyimdi benim için. Harika bir heyecandı. Böyle bir şeye kabul edilmek ve lider olarak seçilmek beni nasıl heyecanlandırdığını anlatamam. Muhteşemdi. Çünkü normalde sorumluluk beni biraz korkutur. Büyük bir sorumluluk. Yani uçağa yetişmek, işte valiz toparlamak, başka bir ülkeye gitmek bunlar. Şöyle kaçmam bu sorumluluktan ama erken davranırım. Yani 3 saat erkenden giderim havalimanına, uçuşumdan. Korkmadım o an. Dedim ki sizin tamam. Sen zaten ekip sorumluluğu alma konusunda kendini geliştirmek istiyordun. Bu da senin için bir fırsat. Bunu çok güzel değerlendirebilirsin. Tabii ki de kabul ettim. Ve sonrasında tekrar bir görüşme sağladık. O görüşmeden sonra ekibimiz belli oldu. Ekiple biletleri aldık. Zaten Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gideceğimiz için hepimizin vize işlemleri onaylanmıştı önceden. Ve bir hafta boyunca Estonya'da muhteşem bir eğitim gördük. Games Laboratory dediğim gibi. İnanılmaz oyunlar oynadık hem dışarıda hem bir villa mı desem, nasıl bir şey desem, kocaman bir kulübe ve herkesin odaları var. Aynı zamanda bir toplu kocaman bir oyun alanımız var. Dışarıda bir oyun alanı var. Orada oyunlar oynuyoruz, aktiviteler, etkinlikler. O kadar çok, kaç kişiydik? 36 kişiydik. Ve ilk başta herkes yabancıydı benim için. Sadece gittiğim ekip Türktü. Yaklaşık 4 kişiydik. Ve sonunda, yani 7 günün sonunda herkes o kadar güzel arkadaş oldu ki. 36 tane arkadaşım oldu. Yani kendimi çıkarmam bir 35. O kadar güzeldi ki hepimiz tanıştık, arkadaş olduk, sohbet ettik, oyunlar oynadık gecelere kadar. Yani onlar uyumuyorlardı, ben tabii ki de uyuyordum. Geceleri dayanamıyordum, ikide uyuyordum. Ama bir hafta boyunca inanılmaz bir deneyim yaşadım. Son gün gitmeden önce oradaki eğitim kurumunun sahibine dedim ki ben gerçekten burayı çok sevdim. Burada çok inanılmaz arkadaşlıklar edindim. Güzel anılar yaşadım. Ve bu kadar. Çok teşekkür ederim her şeyi sağladığınız için, bize destek olduğunuz için. Kadın bana şöyle söyledi. Senin enerjini çok sevdik. Gerçekten hem her şeye çok uyum sağladın, her şeye katıldın, bize yardımcı oldun, hep destek oldun ve seni tekrar aramızda görmeyi çok isteriz. İnanılmaz heyecanlandım bu konuda da. Ve dedi ki gönüllü projemiz olacak ve bir gönüllü alacağız Türkiye'den. Ve bunun sen olmasını çok istiyoruz. Lütfen başvuru açtığımızda buna sen kayıt ol ve senden böyle bir geri bildirim bekliyoruz. Bu benim için ilk başta çok güzel bir hayaldi. Hemen WhatsApp'tan anneme yazdım. Anne gönüllü arıyorlarmış, beni de alabilirlermiş bu şekilde. Ama o an inanmadım. Dedim ki tamam unutacaklar beni. Sonrasında işte bir şekilde bu söz havada kalacak gibi düşündüm. Ancak sonrasında birkaç ay sonra bana gerçekten o mail geldi. Seninle konuşmuştuk. Tekrardan seni davet etmek istiyoruz. Bu sefer bir görüntülü görüşme yapalım ve seni tekrardan aramıza almak için ilk adımımızı atalım. Ve birkaç ay sonra işte buradayım. Geldim ve işime başladım. Burası çok güzel. Burada çocuklarla vakit geçiriyorum. Aynı zamanda kamplar olacak. Daha 2 hafta olduğu için çok bir şey anlatamam. Ama o zaman da göreceksiniz eğer beni takip ederseniz. Tiyatro kampı olacak, gezi kampı olacak, yemek kampı olacak. Bunlar benim için harika şeyler. Aynı zamanda dans eğitimi vermeye başlayacağım. Bir şekilde para kazanacağım. Hayatım güzel gidiyor. Bir evim var. Evimi de tanıtacağım size birkaç zaman sonra. Eğer bu video yeterince like alırsa devam etmeyi düşünüyorum. Bu şekilde şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki de bu konu çok daha detaylıydı ancak en basit şekilde anlattım. Umarım size ilham olmuştur. Umarım biraz düşüncelerinizi evrimleştirmeye böyle bir şeyler katmıştır size. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz benim için gerçekten yeterli. Her ne kadar süper teşekkür ve katıl buton olmasına rağmen. Her neyse. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları her zaman cevaplıyorum. Bu kadar. Öptüm. Bay bay.